Hocam bizim merak ettiğimiz bir soru var. Şimdi onu soruyoruz. Stajyerimiz Yasemin'le birlikte. Bizim derken Açık Bey'deki babalar sizin. Evet. Vay, enteresan. Bilinçli rüya ile ilgili soru soracağız hocam size. Bilinçli rüyanın yararı ya da zararı var mıdır? Gerçek hayattaki sorunlara çözüm bulur mu? Yoksa kişiyi gerçek hayattan koparır mı tamamen? Yasemin'le sen merak ettiniz mi? Evet. Siz yaptınız mı hiç bilinçli rüya? Ne biliyorsunuz öyle bir şeyin olduğunu? Araştırmalar sonucu bulduk hocam. İlginç nerede? Sorular diye bir baktık internette. Anekdotal bir şey var ama siz böyle bir şey deneyimlemediğinize göre bir kere olup olmadığı konusunda bir şüphe var. Ya, gerçekten de öyle. Yani böyle şeylerin olduğunu, böyle şeyleri deneyimlediğini söyleyen çok insan var. Bununla ilgili araştırma sayısı çok sınırlı. O işi bilimsel olarak çok doğrulayabildiğimiz bir taraf yok. Ben şahsen bayağı bir denedim. İki konuya çok zaman yatırdım. Nedir hocam tam olarak yani bilinçli rüya? Bilinçli rüya, lucid dreaming dediğimiz şey. Hı-hı. Rüyada olduğunun bilincinde olarak rüyayı kontrol edebilme halinde gördüğümüz rüya. Böyle deneyimlediğimiz rüya. Diyorsun ki ben şu anda rüyadayım ve şu anda şunu yapayım. Bu bir terapötik bir yöntem, yani iyileştirici bir araç olarak dahi kullanılıyor. Öncelikle aslında rüyanın ne işe yaradığını kısaca söyleyeyim de biz niye rüya görüyoruz? Ondan sonra bu aydınlık rüya ya da bilinçli rüya, lucid dreaming denen şeyin ne işe yaradığını belki daha iyi anlayabiliriz. Biz uykuyu beynimiz için uyuruz. Beynimiz rüyada bir dosyalama işlemi yapar. Önemli önemsiz dosya ayrımı yapar. Bunu yaparken de duygusal sistemin işaretlerini kullanır. Eğer yaşadığımız bir hadise duygusal olarak bizi etkilemiş ise o daha kolay hatırlanabilir bir dosya sistemine kaydedilir. İşte elbiselerimizin vücudumuza dokunması gibi çok fazla bizi gün içinde ilgilendirmeyen, duygularımızı kıpraştırmayan bir şeyse o unutulur. Unutma dediğimizde uzak bir dosyaya kaydetmedir. Şimdi bu olurken gece tabii ki dosyaları tarıyor beyin. Tabiri caizse. Bu arada dosya tamam, bunlar benzetme. Dosyaları tarıyor. Neler yaşandı, neler yaşandı. Uyku sırasında bir olay daha var bununla beraber. Beynimizin normal gün içerisinde gerçekle hayali, yani kurduğumuz hayalle dışarıda olan gerçek şeyleri ayırt etmemizi sağlayan bazı ön beyin devreleri var. O ön beyin devreleri de uyuyor. O sırada onlar çalışmıyor. Mesela şizofrenide olduğu gibi şizofrenin gerçekle hayali karıştırması bu devrelerin iyi çalışmamasından kaynaklanır. Bizde de uykuda bu devreler de dinlenmeye alınır. Şimdi beyin dosyalara bakıyordu, tarıyordu. Mantık bölgesi çalışmıyor yani. Ama beyin hep yaptığı bir şeyi uykuda da yapıyor. Veri geldikçe bir anlam vermeye çalışıyor bu verilere. Ve bu veriler duygusal tabanlı olarak tarandığı için bizim içerimizde uyandırdığı duygulardan bir senaryo yazılıyor. Senaryonun mantıksal bir zorunluluğu da yok. Yani mantık devreleri çalışmıyor zaten. Kaptır gitsin. Aklına ne gelirse görüyorsun o yüzden rüyada. Aklına ne gelirse derken o duygusal sistemin içerisindeki örüntüler sana neler çağrıştırıyor ise herhangi bir mantıksal sınırı olmadan onları deneyimlemeye başlıyorsun. Şimdi rüya o yüzden tuhaf, bazen korkunç, bazen eğlenceli bir deneyim. Hatta insanın ruhsal yaşamında diyelim özellikle inanç, din falan açısından çok büyük önemi vardır tarih boyunca. Hatta birçok insan dinlerin mesela öbür dünya inancının falan buradan çıktığını düşünüyor. O derecede etkiler bizi. Fakat genellikle rüya içerisinde her şey mantıklı ve gayet güzel gelir bize. Ne kadar saçma sapan olursa olsun. Uyanınca anlarız ne kadar tuhaf olduğunu. Niye böyle oluyor? Uyanır uyanmaz ön beyin devreleri çalışıyor. Ya diyor ki ya gerçekte böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bu rüyaydı. Onu ayırıyorsun. Bilinçli rüya denen meselede ise tam bu sırada beynin farkındalık sisteminde çalıştırılabileceğini iddia edenler var. Bunu deneyimlediğini anlatan çok kişi var. Dediğim gibi ben hiç yapamadım. Denedim olmadı. Bu sistemde rüya içerisinde o mantıksızlık hali içerisinde biz bir anda rüyadaki bilinç kontrolümüzü ele geçirebiliyoruz ve böyle olunca şöyle bir fayda oluşabiliyor bazı durumlarda. Rüyada gördüğümüz her şey duygusal dünyamızın bir yansıması. Bilincimizin dışında kalan zihnimizin bize görünen halleri. Öyle düşünelim. Mesela rüyanda sürekli pasaklı bir çocuk görüyorsun. Devamlı bir yerlerde karşına çıkıyor bu. Bilinçli rüyadayken çocuğu çevirip diyorsun ki arkadaş sen necisin? Anlat bana. Ve çocukla konuşmaya başladığında çocuk sana senin bilincinde neyi temsil ettiğine dair bilgiler verebiliyor. Ve böylece rivayet odur ki bu tip aydınlık rüya deneyimlerin aslında bilinç dışımızdaki duygusal örüntülere bilincimiz de dokunabilme şansı doğuyor. Bunun da iyileştirici bir deneyim olduğunu söylüyorlar. Ama mesela ben şu anda aydınlık rüya görebilsem, bilinçli rüya görebilsem paso uçardım herhalde. Çünkü rüyamda uçmayı çok seviyorum. Zira bunu yapabiliyorsun dediklerine göre. Yani ben şu anda rüyadayım, ne yapayım? Uzaya bir gideyim, geleyim. Gidip geliyorsun. İşte dünyada her şey ters dönsün. Dönüyor Inception filmi gibi. Bunları yapabiliyorsun. Fakat rüyanın hala mekanizmasını tam bilmediğimiz, rüya sırasında insan beyninin içine girip de onun zihnini göremediğimiz için bu konularda yapılan çalışmalar çok sınırlı. Kitaplar var. İsteyen deneyebilir.
zararlı bir tarafı yok. Ben de rapor edilen bir şey görmedim. Ben de bu tip şeyleri hep denedim zamanında. Bir zararını görmedim. Aksine iyi oluyor. En iyi tekniği de uyanır uyanmaz rüyalarını yazmaktır. Sürekli rüyanızı yazma alışkanlığınız olursa rüyalarınızı daha iyi hatırlayabiliyorsunuz. Bu arada rüya görmeme diye bir şey yok. Sadece hatırlamama var. Rüyalarınızı yazma alışkanlığı başlayınca hatırlarsınız ve bir de şöyle bir şey yapıyorlar. O teknik güzel bir teknik. Inception filmi de bunu kullanıyordu. Bir topaç vardı, adam sürekli çeviriyordu onu. Gerçek dünyada bir obje belirliyorsunuz. Atıyorum kırmızı bir fincan. Ve ne zaman diyorsunuz gündüz uyanıkken bu kırmızı fincanı görürsem rüyada olduğumu anlayacağım. Rüyada kırmızı fincan görürsem rüyada olduğumu anlayacağım. Kırmızı fincan rüya, kırmızı fincan rüya. Devamlı bunu söyleye söyleye. Rüyanda kırmızı fincan görür görmez ki o bilinç dışında sana verdiği bir işaret aslında. Alo, kırmızı fincan var, hadi kontrole gel. Kırmızı fincan görünce bir anda diyorsun ki evet şu anda rüyadayım ve başlıyorsun o lucid dreaming seyahatine. Ben de çok özenmiştim. Böyle anlatınca güzel gözüküyor ama dediğim gibi yapamadım. Yapabilene büyük saygım var. Daha kolay bir yolunu bulan olursa, bize anlatırsa çok sevinirim. Bu şeylerin bununla ilişkisi nedir peki? Polislere falan yardımcı olan ekipler var ya, bu Sultan Hoca da galiba öyle bir ekip kurmuştu. Ha, parapsişik. İşte bayağı katilleri buluyorlar, işte cinayetleri çözüyorlar vesaire. Bunların yaptığı teknikle bunun bir ilişkisi var mı mesela? Bu tip deneyimleri geleceği öngörmek için kullananlar da varmış. Gelen anekdotal bilgiler böyle. Ama o bahsettiğin, daha önce de benim de bazı çalışmalarda temas ettiğim arkadaşlar, hepsi böyle bir teknik kullanmıyorlar. Onlar daha ziyade duru görü denen bir teknik kullanıyorlar. Hı. Onu da daha sonraki bir muhabbette belki açarız. Peki hayal kuruyorken, rüyada değiliz ama bilinçli bir haldeyiz. Hayal kuruyoruz bir şeyle alakalı, çok belirgin. Hani içine girdiğimizde ve öyle hissettiğimiz bir hayal kurma anında mantık devreleri kalkıyor mu? Nasıl pozisyon diyoruz? Ben denizim diye ya da ne bileyim işte ben süpermenim. Yani evet. Basit ya da karmaşık bir hayal kuruyoruz. Çocukken kurduğumuz hayallerle erişkinken kurduğumuz hayallerin farkına bakalım. Bu konu zaten benim sıklıkla gençlere anlatmaya çalıştığım da bir şey. İnsanoğlunun en önemli özelliği olmayan bir geleceği hayal edip onu yaratabilme yetisidir, onu inşa edebilme kabiliyetidir. Ve maalesef biz bunu pek fazla kullanamıyoruz. Yani o hayal edebilme gücümüz öğretilmiş kalıplar nedeniyle planlara dönüşüyor. Öğrenilmiş hedeflere gidişe dönüşüyor. Halbuki bizim hayalimizin aslında normalde bir sınırı yoktur. Yani biz her şeyi düşünebilir. Dediğin gibi yani şu anda lafa dökülemeyecek hayaller kurabiliriz. Soyut hayaller kurabiliriz. Zaten mesela sanatçılar böyle yaratıyorlar. Yani sanatçının yaratımı aslında soyut bir hayali bir şeye aktarmak, bir fiziksel medyuma. Normal şartlar altında çocukken kurduğumuz hayallerdeki en önemli şey zaten ön beyin devremizin gelişmemiş olması. Ön beyin devreleri iyi gelişmeyince de ben astronot olacağım falan diye saçmalayabiliyoruz çocukken. Son derece normal oluyor. Fakat büyüyünce mesela ben Türkiye'de doğdum. Dolayısıyla astronot olamam kalıbı yerleştiği için böyle bir şey hiç hayal etmiyorsun. Bir şekilde bunu kabullenmiş oluyorsun. Buna benzer kalıplar bizim hayallerimizi sınırlıyor. Çok ciddi sınırlıyor. Eğer bu kalıpları açmayı becerebilirsek, ki bu sadece bir kararla oluyor. Aslında bir özel bir tekniğini ben bilmiyorum. En uçuk hayalleri kurabilme yetkisini kendimize verirsek, mesela romancı oluyoruz. Hangi romancı söylemiş hatırlamıyorum ama roman yazmak insanın kafasına yaramazlık yapma izni vermesidir. Bir roman ortaya koyabilmek için tamamen kurgusal karakterlerle bir sürü hiç olmamış senaryo, hiçbir sınır falan olmadan deneyimlememiz gerekiyor. En son Murat Menteş'in kitabını okudum, yoruldum yani. Bu kadar şeyi bir adam kafada nasıl düşünür diye insan düşünüyor. Ama bu eğer sınırı kaldırırsanız, bu kitapları nasıl yazıyorsun abi sorusunun cevabı da orada zaten. Bu hayali nasıl kurdun sorusunun cevabı orada. Bizi şu anda aktif olarak sınırlayan şey sadece bir kararla ortadan kalkabiliyor. Tabii ki deneyim gerektiriyor. Bir beyin devrelerinin bir özelliği var. Yaptıkça gelişiyor, kullanmadıkça azalıyor ya da zayıflıyor. Dolayısıyla biz yavaş yavaş bu kalıptan çıkma kararını verip deneyimledikçe kalıpların dışından düşünebilme, hayal kurma yeteneğimiz artacak. İnşallah olur. Bu ülkede bilim kurgu hikayesi ve romanının çok az yazılmasının sebebi tamamen kalıp zihinlerle yaşamaya programlayan bir eğitimden geçmek zorunda olduğumuz için diye düşünüyorum. O kalıpları aşan gençleri her türlü uçuk hayali yazıp çizmeye, filme çekmeye bekliyorum.